Sevgili gençler, Yurtdışı Eğitim Net olarak tam yeni bir bölüme başlıyoruz aslında. Sizler için, geleceğiniz için yeni ve gelecekte var olan işleri, meslekleri, ünvanları tanıtmaya çalışacağız. Bunlar dünyada popüler, bunlar dünyada lisanslı olan bölümler olmaya başladı ama ülkemizde daha yeni yeni tanınıyor ve bu alanda da iş gücü ve nitelikli iş gücü istihdam olabildiğince az. Eğer size bu alanlarla ilgili belki farkındalık yaratırsak, belki o bölümlerde yetişirseniz, ben sonra Türkiye'ye döndüğünüzde ya da ülkemize döndüğünüzde daha güçlü iş bulabilme imkanları, daha yüksek maaşlı iş imkanlarına sağlatabilecek, belki burada vazgeçilmeyen elemanlara dönüşebileceksiniz. Bugün işte bu mesleklerden bir tanesini anlatacağım size. Veri analisti. Kimdir bu veri analisti? Kimdir bu veri analisti ve ne iş yapar? Bir şirketteki yeri, ünvanı nedir? Neden önemlidir ve gelecekte yeri ne olacak? Bugün bu videoda size bundan biraz bahsetmeye çalışacağım. Şimdi veri analisti kimdir diye şöyle bir aslında baktığımızda data analistiye geçiyor yurt dışındaki üniversite lisans bölümlerinde. Ama Türkiye'de henüz bu bölümler açılmadı. Türkiye'de bu bölümlerden direkt öğrenci veremiyoruz ama işte matematik gibi, istatistik gibi, yazılım mühendisliği gibi, bilgisayar mühendisliği gibi buradan mezun olan gençler eğer ilgisi varsa, biraz da uzgörüsü ve ufku da varsa kendini bu alanda yetiştirip bir veri analistine dönüşebiliyor. Veri analisti şu, bir şirketin bünyesindeki deposundaki bilgileri bilgisayar yardımıyla toparlayıp analiz eden ve bunu sonra rapora dönüştüren, o bilgiyi anlayan, anlamlandıran ve paraya dönüştüren birey ve iş tanımı olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla da artık şirketlerin içerisinde yeni bir ünvan var. Veri analisti, veri analist uzmanı olarak da. Hatta Kariyer.net gibi CV toplayan sitelere baktığınızda veri analist uzmanı, data analist uzmanı aranıyor gibi cümlelerle de karşı karşıya gelebilirsiniz. Bunlar şirketler için ileride çok daha önemli olacak, çok daha popüler olacak ve istihdam oranı yüksek olan mesleklerden biri haline dönüşecek. Şimdi bir tane bir beyefendinin, Gürkan Saman ismindeki bir beyefendinin blogundan birkaç yazıyı sizinle paylaşmak istiyorum. Mühendis kökenli bir bey bu. Gelecekte veri analistinin, datanın ne kadar çok önemli olduğuna dair birkaç yazıda bulunmuş. Çok da hoşuma gitti, paylaşmak istiyorum. Diyor ki, veri demek satır satır kodlanan kitabın her bir sayfası demektir. Yani aslında depoların büyük bir kütüphaneleridir. Şöyle düşünün sevgili gençler. Büyük bir kütüphanedesiniz. Böyle bir yerde hayal ettiğinizi düşünün. Birçok kitap var ama aradığınız bir kitap var. Bulmanız gereken bir kitap var. O kütüphanenin içerisinde o kitabı bulabilmeniz için birinden destek almanız gerekli. Gidip oradaki yetkiliye aradığınız kitabın ismini, adını, soyadını, belki basıldığı yılı, belki yazarını bunları belirtip sizden bu konuda araştırma yapmanızı ve sonrasında da o kitaba ulaşmanızı sağlatır kütüphanedeki görevli. Veri analistini biraz buna benzetebilirsiniz. Şirketlerin içerisinde depolanan birçok toplanan bilgi vardır. Bunu dijital teknolojilerin gelişimi, muhasebe, satış, pazarlama, üretim hepsi bir data havuzu olaraktan birikir. Şirketlerin bu datayı anlamlandırıp tekrar dönüştürmesi lazımdır. Ve deniyor ki bu datanın, bu verinin, bu kütüphanedeki bilgilerin ancak %80'ini depolayabiliyor şirketler. %70'ini işleyebiliyor. Tekrar bilginin %70'i işleniyor. %10'u doğrulanıyor ve rapor haline getiriliyor. Ve çok enteresan bir rakam, %0.5'i de anlamlı bir bilgiye dönüşüyor. Bu kadar geniş bir data süzgecinden küçük bir huninin o çıkış noktasına doğru dönüşüyorsunuz aslında. Data bu kadar anlamlı, bu kadar maddiyata dönüşen bir kavramı var gelecekte şirketler için. Çünkü gelecek
datanın ve datanın şekillendirdiği bilgilerin kapsamında gelişecek. Hatta bu beyefendi bir örnek vermiş, yemek sepeti örneğini vermiş. Çok hoşuma gittiği için tekrar paylaşıyorum. Diyor ki, örneğin diyor, günümüzde değişen dünyanın içerisinde 21. yüzyılda artık kadınlar sadece ev kadını olarak karşımıza çıkmıyor. Üreten, çalışan kadına dönüştükçe yemek yapma alışkanlıklarımız da ve yeme alışkanlıklarımız da değişiyor. Bunun en iyi örneği yemek sepeti. Örneğin diyor ki yemek sepeti günde 110 bin sipariş alıyor. Örnek. Bunda 270 bin belki 300 bine yakın kişinin insanın karnını doyuruyor. Şimdi günde 300 bin kişi eğer karnını doyuruyorsa ve sipariş veriyorsa bu ne demektir sevgili gençler? Demek ki yemek sepeti kendini müşteri portföyü içerisinde kimin hangi yemekten hoşlandığını, hangi zevklere hoşlandığını, günün hangi saatinde yemek yediğini, hangi yaş aralığında yemek yediğini, hangi lokasyonda neyin olduğunu data olarak topluyor demektir. Yani eğer siz bir kebapçı dükkanı açacaksınız, hangi alanlarda kebabın daha iyi gideceğini merak ediyorsanız bence yemek sepetinin datasına sormanız gerekli. Ya da bir sushi dükkanı açacaksanız, Çin lokantasına meraklı neresidir diye düşünüyorsanız bir data analisti ya da data toplayan bir firmayla mutlaka görüşmelisiniz diyor. Yani data bu kadar önemli, bu kadar kritik. Eğer bir şirkette datayı toplayıp, analiz edip tekrar raporluyorsanız ve şirketi dönüştürüyorsanız, para kazandırıyorsanız inanın o şirket de size yüksek ücretlerde maaş ödeyecektir. Yani geleceğin veri analistleri olabildiğince yüksek ücretlerde çalışacak ve bu alanda da iş gücü gitgide 21. yüzyılda artacaktır. Tekrar hatırlatıyorum, ülkemizde bu bölümler henüz çok yaygın değil. Devlet üniversitelerinde yok. Belki özel üniversitelerde vardır ama şu an benim bildiğim bir özel üniversitede de yok. Ama dünyada veri analistliği bölümleri açıldı. Açılıyor ve bunlar mezunlarını vermeye başladılar. Burada sertifikalar, lisanslar, lisansüstü ve yüksek lisans programları var. Siz de bu bölümlerden ilgili birini tercih edecekseniz yurt dışında lütfen bir bakın ya da bize yazın. Biz sizler için bunu araştıralım ve size geri dönüş yapalım. Ama eğer ne okumalıyım diye düşünüyorsanız veri analisti güzel geleceği olan mesleklerden biri haline dönüşecek. Dilerim fayda sağlamışızdır. Görüşmek üzere.